Ali Babacan'la Muharrem İnce'nin partilerinden ayrılıkları aynı mı? Böyle bir tartışma var. Şimdi Ali Babacan'ı biz haber ekranlarında da konuştuk. Fakat bazı insanlar var. Ya bakın, bu konuyu bugün artık masaya yatırmayacaktık. Açık ve net bir şey var, orta yerde bir şey var. Ali Babacan, İsmail Saymaz'ın da gazetecilik başarısıyla sırlarını ortaya döktü. Yaptığı, siyaseten söylüyorum, yaptığı münafıklığı anlattı. Kendi ağzıyla itiraf etti. Münafıklık nedir? İkiyüzlülük. Arkadan iş çevirme. Şimdi böyle bir kişinin net bir şekilde tepki alması gerekiyor, değil mi? Bazıları savunuyor. Ne var diyor bunda ya? Ne var diyor? Duygusal bağları kopmuştu. Allah Allah. Boşanmak üzereydiler. Kardeşim, yani diyor ki boşanmak üzere olan bir kadının ya da erkeğin bir başkasıyla fingirdeşmesinde sorun yok diyor. Bunu söylediğim zaman da çıldırıyorlar. Evet. Şimdi Bülent Kaya var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Lütfen dinleyin. Bir dün akşamki Habertürk'teki tartışmamızda bu argümana karşı ne söylüyor? Önce onu bir dinleyelim. Muharrem İnce gibi, bakın Muharrem İnce, ben kendi görüşlerimi, dünya görüşlerimi çok farklıdır. Evet. Çok şerefli bir davranışla adaylığının, partisini, her şeyini ortaya koydu ve dedi, Biliyorum. liderine dedi ki sen aday olursan ben olmayacağım, sen olmazsan ben olacağım, sen olmazsan CHP iktidar olmaz diye liderine şerefli bir şekilde uyarıda bulundu. Ben zaten Muharrem Muharrem İnce'yi İnce'nin görmeye dışında gitmedim. Mustafa Fazilet Sarıgül, Partisi dönemindeki tartışmaları söyledim. Bakın Muharrem İnce beni ilgilendirmiyor. Bakın HDP güzellemesi yapıyorsunuz Yok ya. yok, biz onu Muharrem yapmayız. İnce o şerefli Biz tavrı ancak millet orada da biz sergiliyor. ancak millet güzellemesi yaparız. Tuvaletinin önünde Biz millet güzellemesi yaparız. tuvaletinin önüne Partiler oturtulmasının güzellemesi. sebebi de oydu. O Ama güzellemeleri siz iyi Muharrem yaparsınız. İnce dışlanmış olsa da bu kalitesiz, bu ahlaksız, bu İki yüzlü kadar bir şeyin içerisine girmez. Bunu savunmayın. Bunu savunduğunuz Hadi zaman Bey, ben Fazilet siz Partisi bununla döneminde yaşananları günah söylüyorum. ortağı Bırakın siz olursunuz. Muharrem. Ya millete güzelleme yapıyormuş Bülent Bey de. Akşam tabii kalabalığı geldi. Sesimiz anlaşıldı mı anlaşılmadı mı bilmiyorum. Anlatmaya çalıştım. Diyor ki, yani argüman şu. Ali Babacan siyasi ahlaksızlık yaptı diyemiyor. Dili varmıyor. Diyor ki efendim Tayyip Erdoğan Fazilet Partisi'nden ayrılırken de böyleydi. Ya Fazilet Partisi'nden Tayyip Erdoğan o partiye hiç üye olmadı. Ve çok ilginç şeyler söylüyor bu insanlar. Mesela akşam diyor ki Bülent Bey, Tayyip Erdoğan'ı da biz biliriz diyor. Refah Partisi'nin kapatılması için yaptığı lobileri biliyoruz, biz biliriz diyor. Yani inanan bir kişi mübarek bir ayda alenen iftira atıyor. Ne için? Ali Babacan'ı korumak için. Ve şöyle bir ifade kullandı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. Tayyip Erdoğan rahmetli Necmettin Erbakan'a fasafiso demiş. Ya çıkar göster dedim. Biz biliriz diyor. Başka ne biliyorsun? Saadet Partisi Fazilet Partisi döneminde yaptıklarını da biliriz. Başka? Onun gitmesiyle aynı diyor. Başka ne diyor Mustafa Bülent Bey? Bir getir bakalım bir daha Bülent Bey'i. İkinci videosunu getir. Ya siz Babacan'ı Duygusal ben değerlendirdim, Bülent siz Bey, kendiniz de benim bakın üzerinden Bülent Bey, değerlendirmeyin. aklamayın. Bak bir şey Ben söyleyeceğim. aklamıyorum. Bakın ben Şunu bitireyim. siyaset okuyorum. Diyorum ki Bakın bir kişi düşünün. Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan'ı, Ali Babacan'ı bir kenara bırakalım. Ya biz duygusal kopukluktan bahsediyorsunuz. Bakın. Biz Sayın Erdoğan'ın da henüz Refah Partisi kardeşim, belediye başkanı ekibimlerle görüştüğünü çok iyi biliyoruz. Ya duygusal kopukluktan. Etikse bak, biz Sayın Erdoğan'ın parti mensubuyken kimlerle görüştüğünü de çok iyi biliyoruz. Amerikan Büyükelçisinden tutun açıklayın. Da farklı şeyler. Bir dakika. Şeylere. Tayyip Erdoğan'ın kiminle görüştüğünü ben bilmem. Ben bugün önümdeki fotoğrafa bakarım. AK Partili evlisiniz, evlisiniz. Duygusal kopukluğunuz oluşmuş. Boşanmak üzeresiniz. Boşanmak üzereyken eşiniz erkek ya da kadın, bir başkasıyla eşinizi aldatıyorsunuz. Ya, Hadi Bey. Bu ahlaksızlıktır, başka bir şey ya, değil. Ben de diyorum ki bakın siz bir dakika, o zaman aday gösterdiniz. Hadi Bey. Siz bir dakika, yakın siyaset bir soru sorabilir miyim lütfen? Bir saniye. Ben bitireyim, bir de bitireyim. Ama izahat getirmeniz için siz yakın siyasi tarihi takip eden birisiniz. Fazilet Partisi içerisinde yeni parti kurmayla ilgili yeni işçi hareket. Hala aynı şeylerle karıştırıyorsunuz. Karıştırmıyoruz. Mertçe çıktılar. Parti var ve siz onlarla ya, çalışma Mertçe, neyse. Delikanlıca, sinsice değil. Sinsice, delikanlıca hayır. Çıktılar. O hareketin önderi Abdullah Gül'dü. Niye MİT'ye düzdünüz? Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davalarında arkadaş, neler döndüğünü biz çok iyi biliyoruz. Bakın demokrasiden. Sırf yeni bir parti kurmak için lobi yapıp bu partiyi kapatmak için kimlerle çalışma yaptığını siz çok iyi biliyoruz. Demokrasiden bahsediyoruz. O dönemde iki parti kuruldu. Fazilet Partisi kapatıldı. Öncesi var. Ayrıştılar. Tayyip Erdoğan zaten böyle bir partinin içerisinde değildi. Belediye başkanıydı. Görevden ya Allah aşkına sapla. Ya Bülent Bey alem ya. E peki diyor sen bana da gaz veriyor. Peki diyor sen tecrübeli bir gazeteci olarak bir bana söyle bakalım diyor. Fazilet Partisi zamanında yahu kardeşim aynı şey değil. Yani oradaki Allah aşkına ya kafayı yemek de lazım böyle bir şey, böyle savunmanın içerisine girmek için. Ben Şam diyorum, sen Halep diyorsun. Yani bunu anlatıyorsunuz. Ya kardeşim bir kere ağzınızdan şu mertçe delikanlıca şu çıksın. Evet kardeşim, bu adam partisini arkadan satmıştır, bitti. İki kelime ya. E tabi Bülent Bey yalnız değil. Bülent Bey yalnız değil. Şaşırtıcı bir şekilde hukuk alanında iyi bildiğimiz avukat Ersan Şen bakın ne dedi bana. Saadet Partisi'nin genel başkanı kimle görüştü? Oğuzhan Asil. Nasıl görüştü? Ersan bu etik Bey. Mi? Siyasi etik mi? Ersan Bey sana da soracağım. Ya şimdi olur mu böyle bir şey? Ersan bunu Bey, niye açıklamıyorsun? Ersan Bey sana da geleceğim. Ne alakası var? Bekle, ya neyin alakası? Zaten size göre sana da geleceğim. Yapılan yanlış hiçbir alakası yok. Yani sana genel kurmay başkanı gidip sana ziyaret ediyor. Arkadaş ziyaret ediyor. Ersan Bey sana da geleceğim. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana gelmenin Ersan Bey yine coşma. Bırak da konuşalım ya. Şu günün Saadet Partisi tarafından aday gösterilmesine gelince. Ersan Bey beni konuşturmamaya çalışıyorsun. Ben babacanın sözcüsü. Ben konuşacağım. Beni susturamayacaksın. Ersan Bey de geleceğim. Bana söz vermiyor, verse. Destek. Gelecek benim sana söz. Benim listem var da. Şu anda bu konuşmalar gereksiz. Esasında Türkiye'nin sorunu. Ya sen de karar vereceksin. Partisi yılındaki adayla da değil. Bu biz niye konuşuyoruz onu anlamıyorum. Bu konuşmalar olup olmayacağına sen mi karar vereceksin? Ben değil mi? O zaman buyurun konuşun. Kimi beyan ediyorsun? O zaman buyurun konuşun. Alın siz konuşun. Bunları seviyorsunuz böyle. 2018'de Gülbay niye öyle oldu? Böyle oldu. Yani 2021 yılına gelmişiz. Ersan Bey, böyle bir şey mi? Bir tartışma var ya. Sayın var. Bir dakika. Yapma. Hadi Babacan üzerinden konuşalım bak. Olur. Benim konuşacağım şeye sen karar veremezsin. Ben karar vermiyorum. Bak sen konuşacağım. Ama ben karar vermiyorum. Siz hala devam ediyorsunuz. Ersan Bey. Hiç alakasız ya. Ersan Bey. Kocasını boşamış da bilmem Bey, ne olmuş. Devam edin. Ne alakası var bununla? Ersan Bey devam edin. Var mı bir alakası? Beni susturamayacaksın. Var mı bir alakası? Beni susturamayacaksın. Oğuzhan Asil Türk'ü anlat bana. Öyle mi? Oğuzhan Asil Türk'ü anlat bana. Siyasetikse onu anlat. Ersan Bey. Hadi Bey devam edin. Ersan Bey'e daha sonra söz vereceğim. Ya bırakmıyor ki vır. Vır değil ki ya. Söylediklerim somut. Böyle bir şey olmaz ya. Herkes giriyor. Buyurun. Niye kızıyorsun? Birazdan sen geleceksin. Sıra sana gelecek. Tamam bana gelsin. Ben de söyleyeceklerimi cevap verirsin sen de. Araları iyi ya. Merak etmeyin şimdi böyle yaptıklarına bakmayın. Şimdi diyor ki Bülent Bey. Ya ben Ali Babacan dedim. Ses Ersan Şen'den çıktı. Beni konuşturmamak için var gücüyle uğraştı. Saçma diyor. Gündemde bu mu var diyor. Yok biz programın moderatörü bize bir konu belirlemiş. Diyor ki arkadaşlar biz bunu konuşacağız. Boşanma, daha doğrusu aldatma,
daha doğrusu fingirdeşme olayını ele alınca Ersan Şen orada çıldırdı. Ne alakası var, konu nedir, konu bu, konuyu mu konuşacağız vesaire. Sonra o şeyi konuş diyor ya, Oğuzhan Asiltürk'ü konuş diyor. Ya Oğuzhan Asiltürk'ü, yani Cumhurbaşkanı gizli kapaklı bir şekilde mi ziyaret etti? Yoksa Oğuzhan Asiltürk'le Sayın Cumhurbaşkanı görüşürken kendi partisindeki arkadaşlarını aldattı mı? Gizli buluşup Oğuzhan Bey, ben bundan sonra AK Parti'de değil, orada görünür gibi olacağım, görünmez olacağım ama sizinle beraber bir çalışmanın göbeğinde olacağım mı dedi. Bir insan, ben akıl sır erdiremiyorum. Bak, kamuoyuna yansıyan fotoğraflar. Bütün Türkiye'nin bildiği bir fotoğraf. İki defa görüştüler. Bir, Tayyip Erdoğan gitti, ziyaret etti evinde. Ağabey diyerek ziyaret etti. İki, Sayın Oğuzhan Asiltürk geldi. Sayın Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Yani iadeyi ziyaret yaptı. Ve kamuoyunda da yansıdı. Şimdi bu örneği vermek, ben Ersan Hoca'ya yakıştıramadım açıkçası. Yani Ersan Hoca'da da bir değişiklik var. Bir şey sevdası başlamış böyle. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sevdası başlamış kendisinde. Bu daha önce yoktu. Ve ben yemin ediyorum, hakikati söylüyorum. Millet ekran başında bize izleyen herkes de Ersan Hoca'ya ne olmuş diye tepki gösteriyor.